Tahir Temel Matematik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir pratik yolla karşınızdayım. Bu sefer de büyük sayıların küp kökünü bulmak için size kısa bir yol göstereceğim arkadaşlar. Tabi küp kökün dışına çıkabilecek yani tam çıkabilecek sayılardan bahsedeceğim. Hemen nasıl olacağından bahsedeyim arkadaşlar. Önce şuna bir bakacağız. Şu tabloyu bir inceleyeceğiz. Ne diyor bu tablo bize? Bir ona bakalım. Şimdi 1'den 10'a kadar sayılarımız var. Bu sayıların küplerini aldım. 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27. Bu şekilde hepsinin küpünü aldım arkadaşlar. Sonra baktım. Küpünü aldığım zaman sayının birler basamağı bak 1'de aynı çıktı. Yine 1 çıktı. 2'de 2'nin küpü farklı çıktı. 3'ün küpü birler basamağına baktım. 7 çıktı. Yine farklı. 4'ün küpünü aldım. Yine çıkan sayının birler basamağı 4 yani aynı. 5'te yine aynı arkadaşlar. 6'da yine aynı. 7'de 3 çıkmış. 3'te de 7 çıkmıştı arkadaşlar. 8'de 2 çıkmış. 2'de de 8 çıkmıştı. Yani 8'in küpünü aldığım zaman birler basamağı 2 geliyor. 2'nin küpünü aldığım zaman birler basamağı 8 geliyor. 9'da yine 9. 10'da Yine arkadaşlar onun birler basamağıyla çıkan sonucu birler basamağı aynı geliyor. buradan e, şu sonuca varıyoruz arkadaşlar. Son basamağı aynı çıkanlar 1, 4, 5, 6, 9, 10. Son basamağı farklı çıkanlar yani küp aldığımızda farklı çıkanlar. 2'nin küpü 8 çıkıyor. 3'ün küpü 7 çıkıyor. 8'in küpü 2 çıkıyor. 7'nin küpü 3 Çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu bileceğiz. 1, 4, 5, 6, 9, 10 da aynı çıktığını. 2'de 8, 8'de 2, 3'de 7, 7'de de 3 çıktığını artık öğrenmiş olduk. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. <laughs> Küp kök 17.576. Yani 17.576 hangi sayının küpüdür? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Birinci adımda son basamağa bakacağız. Yani birler basamağına. Bakalım. Birler basamağı ne arkadaşlar? 6. Birler basamağı 6 geldiğine göre küp alındığında bir sayının küpünü aldığımda 6 gelmiş. O zaman o sayının kendisinde de yine birler basamağı nedir? 6'dır arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Çünkü 6'nın küpü yine sonu altılı bir sayı geliyordu. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? İkinci adımda son 3 basamağı sil. Son 3 basamağı siliyorum arkadaşlar. Yani 5, 7 ve 6 yokmuş gibi düşünüyorum. Sildim. Ne kaldı? 17. 17'ye yedi. de şu soruyu soruyorum. Hangi sayının küpü 17'ye yakındır? Mesela 3'ün küpü 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 17'yi geçti. Geçmeyecek. Ya kendisi olacak ya da yaklaşacak. 2'nin küpü 8. Ve 3'ün küpü geçmişti. Geçmeyen demek ki 2'nin küpü. Buradan da 2 geliyor diyorum. Küp kök 17.576 26'nın küpüdür diyorum. Ve küp kökle küp birbirini götürüyor. Cevap 26'dır diyorum. Gerçekten öyle mi arkadaşlar? Bakalım. Hesap makinemizi aldık. 26'yı 3 kere çarpayım. 17.576'yı verecek mi? 26 çarpı 26 çarpı 26. Bakın ne verdi arkadaşlar? 17.576'yı verdi. Gördüğünüz gibi çok pratik bir yöntem. Peki Birkaç tane daha örnek verelim. Sayıyı biraz daha büyütelim arkadaşlar. Tablo her zaman yanımızda dursun. Kullandıkça zaten tabloyu artık bakma ihtiyacı duymayacağız. Neydi birinci adım? Son basamağa bak. Son basamak 3. Son basamak 3. Neyin küpünü, küpü 3 geliyordu arkadaşlar? Bakın, 7'nin küpü 3 geliyordu. Burada demek ki ilk sayım 7. Daha sonra ne yapıyordum? Son 3 basamağı kapatıyordum. 50. Hangi sayının küpü 50'dir veya 50'ye yakındır? 50 bir şeyin küpü değil. Demek ki yakın olan sayıya bakacağım. 3'ün küpü neydi arkadaşlar? 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27 idi. 50'ye çok yakın değil. Ama 4'ün küpünü aldığım zaman 4 kere 4. 16, 16 çarpı 4, 64. Geçti. Geçmesini istemiyorum. Demek ki yakın olan neyin küpü arkadaşlar? 3'ün küpü buradan da 3'ü aldım. O zaman ben diyorum ki 50653 sayısı 37'nin küpüdür diyorum. Küp kökle küp birbirini götürüyor bu sayının. Bu işlemin sonucu 37'dir diyorum. Gerçekten öyle mi? 37'yi 3 kere çarpalım. Bakalım 50653'ü veriyor mu? 37 çarpı 37 çarpı 37. Bakın 50.653 sayısını verdi arkadaşlar. Yöntem uygulanabilir bir yöntem. Peki başka bir sınırlılığı var mı? Evet var arkadaşlar. Nasıl bir sınırlılığı var? 6 basamaklı sayılardan sonra yani şurada 3 basamak sayılardan sonra bir basamak daha gelirse uygulayamıyoruz arkadaşlar. 3 basamak attıktan sonra geriye en fazla 3 basamak kalacak ya da 1000 kalacak arkadaşlar. 1000'den sonrasını yapamıyorum. Neden? En son onun küpünü bildiğim için 1000. Diğerlerini uygulayamıyorum. Peki devam edelim. Evet sayıyı büyüttüm. 238.328 sayısının küp kökü nedir? Hemen son basamağa bakıyorum. 8. Ne zaman 8 geliyordu? 2'nin küpünü aldığımda. Demek ki buradan 2 geliyor arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyordum? Son 3 basamak yokmuş gibi düşünüyordum. 328'e attım. 238. Bu sayı bir sayının küpü mü veya bir sayının küpüne yakın mı? Bakın ben tablodan baktığımda altının küpü 216, 238'e yakın olduğu için 7'nin küpü geçiyor. 343 yapıyor. Geçmeyecek, yakınlaşacak demiştik. 238 yaklaşık olarak diyorum ki altının küpü olduğu için buraya da 6 koydum. Yani arkadaşlar buradan söylemek istediğim 238.328 sayısı 62'nin küpüdür. E, küp kök alırsam bu sayının küp kökü nedir yani? 62'dir. Hemen gene bakalım gerçekten öyle mi? Bir hata olmasın. 62 çarpı 62 çarpı 62 diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 238.328 sayısını verdi. Devam edelim. Son bir örneğimiz daha var. Yani yine küp kök 614125 sayısının küp kökü kaçtır Yani bir sayının küpü 614125 yapacak. Dediğim gibi küpün dışına tam çıkan sayıları bulabiliyoruz ve 6 basamaklı sayılardan sonra bu yöntem işe yaramıyor arkadaşlar. Ama 6 basamaklı sayılarda zaten oldukça büyük sayılar. Buraları kullanmamız oldukça bize avantaj sağlayabilir. Peki ne yapıyorduk? Önce birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5. 5 olunca zaten yine 5 çıkıyordu. Demek ki buradan 5 geldi. Sonra ne yapıyordum? Son 3 basamak yokmuş gibi davranıyordum. 125'i attık. 614. 614 hangi sayının küpü 614'e yaklaşır? Bakıyorum hemen tablodan aklıma gelmiyorsa. 9'un küpü 729 yapıyor, geçiyor. 8'in küpü 512 yaptığı için yani 614'e yakın olan en büyük sayı 8 olduğu için, 8'in küpü olduğu için buraya da 8 yazıyorum. 85, 614 125 sayısı aslında 85'in küpüymüş arkadaşlar. Her iki tarafın küp kökünü alırsam küple küp kök gitti. Cevabımız 85 olacaktır. Hemen bakalım 85 çarpı 85 çarpı 85 614.125 sayısını verdi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yöntem çok kullanışlı bir yöntem. Hemen bize hangi sayının küp olduğunu söylüyor. Evet videomuzu burada bitiriyoruz. Yeni pratik yollarla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Farklı içeriklerle, güzel çalışmalarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.